Değerli izleyenler, kısıtlamasız bayram tatili ekonomide yüzleri güldürdü. Birçok sektöre de önemli bir etkisi oldu. Şimdi biz turizm tarafını konuşacağız. Konuğumuz var, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi bizlerle birlikte Sayın Kaan Kavaloğlu. Sayın Kavaloğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir Kurban Bayramı tatili geçirdik. Dolayısıyla aslında etkisini de ekonomide hissettik. 60 milyarlık bir hacim oluştu. Birçok sektörün burada ekonomiye olan katkısını da konuşuyoruz. Tabii turizm de bunlardan bir tanesi. Bir yandan da turizm pandemide, salgın sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri elbette ama burada bir hareketlilik yaşandı tabii bayram tatili dolayısıyla yasakların kalkmasıyla birlikte. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir süreçten geçti turizm bayramı da ele alacak olursak? Turizm sektörü olarak değerlendirmemek lazım. 44 tane sektörü direkt indirekt ilgilendiren bir sektör turizm sektörü. Tabii ki pandemi döneminde %70'in üzerinde bir zararla kapattı. Bu döneminde yaralarını sarmaya çalışıyor. Ramazan bayramında bu şansımız olmamıştı ama Kurban bayramında gerçekten hem turizm sektörü olarak hem de turizm sektörünün türevleriyle birlikte, finans sektörüne katkılarıyla birlikte gerçekten başarılı, yüzümüzün akıyla çıktığımız bir dönem oldu diyebiliriz. Tabii sadece burayı finansal anlamda bakmamak lazım. Bunun sosyolojik, psikolojik birçok etkileri var. İnsanlarımız evlerinde bu pandemi döneminde çok sıkıldılar, çok zor şartlarda vakit geçirdiler. Belki de gerçekten tatilin hayalini kurdular. Kurban Bayramı'ndaki bu tatilin uzamasıyla birlikte bu 9 günlük sürede gerçekten onlara can suyu oldu. Ama ben hani biliyorsunuz birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alıyoruz. Kendi otellerimizde de Limak otellerinde de aynı şeyleri gördüm. Çok bilinçliydi özellikle Türk misafirlerimiz. Gerçekten bu anlamda insanlarımız bu konuda özellikle güvenli turizm sertifikası programı kurallarına dört dörtlük uydular. Bu anlamda da onlara bir teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hem ekonomi canlandı, hem minimum seviyede bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Bu anlamda baktığınızda turizm sektörü Kurban Bayramı ile birlikte minimum hasarla karlı bir şekilde atlatmıştır diyebiliriz. Peki şimdi bayram tatilinden bahsediyoruz elbette ama yaz henüz bitmiş değil. Önümüzde bir Ağustos ayı var. Ağustos beklentilerinizi de sormak isterim. Aslında sadece Ağustos'ta değil, Eylül, Ekim, Kasım hatta sezonun uzaması konusu da gündemde. Geçen seneye baktığımızda yine aynı şey yaşanmıştı. Bu sene biraz daha uzun düşünülüyor. Ocak ayına kadar beklentisi olan yetkililer var ama siz ne dersiniz? Beklentiniz nedir bu anlamda? Canlılık devam eder mi turizmde? KPMG'nin de bu konuyla ilgili bir araştırması oldu zannediyorum. Ben de ona katılıyorum. Geçen gün yine bir canlı yayına katılmıştım. Orada da söyledim. Bir defa sezon kesinlikle senenin sonuna kadar uzayacak bu kesin. Özellikle Antalya ve bizim güney sahilleri, Ege sahilleri klimatizasyon anlamında dünyadaki rakiplerimize göre çok büyük avantajları var. Dolayısıyla bu avantajı da kullanacağız ve özellikle sezonu yılın sonuna kadar uzatacağız. Bu kesin. Tabii ki hep de bunu söylüyorum. Her zaman artık söylememiz gerekiyor. Pandemi koşullarında olumsuz bir değişiklik olmazsa inşallah da olmaz. Ama şöyle değerlendirmek lazım. Turizm sezonunun uzaması tabii bizim için ciddi bir avantaj olacak. Ama yurt içi pazar anlamında baktığımızda eskiden bayram önceleri ve bayram sonralarında bir boşluk yaşanırdı. Bayramda bir gerçekten ciddi anlamda bir yurt içi pazar ilmesi görürdük. Sonrasında da bu hafifleyerek devam ederdi. Hayır, bu sene öyle olmadı. Halen daha otellerimizde, güneyde, sahillerde ciddi anlamda yurt içi pazar misafirimiz, Türk misafirimiz tatil yapmaya devam ediyor. Ağustos ayında da yapmaya devam edecek. Eylül ayında da bu böyle devam edecek. Eylül ayında da okulların açılmasıyla ilgili bir bilgi notu düşmek lazım. Hani hem YÖK'ün hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararları görmek lazım. Çünkü eğer okulların açılmasıyla ilgili bir sürenin uzaması söz konusu olursa aynı yoğunluk Eylül ayında da devam edecek. Eğer okullar açılırsa Eylül'ün ilk iki haftasına bir yoğunluk olur. Ondan sonrası biraz daha işlerimiz yurt içi pazarda hafifler diye düşünüyorum. Bu şekilde baktığımızda ben Kasım ayında da Aralık ayında da insanlarımızın tatil amaçlı olarak güney sahillerinde ziyaretlerde bulunacaklarına inanan ekiptenim. Bunun böyle olması gerektiğini de görüyorum. Çünkü hem fiyat anlamında hem avantaj anlamında da daha indirimli fiyatlardan konaklayabiliyorlar. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında misafirlerimiz. Bunu da tercih edeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla sadece Avrupa pazarı ile ilgili sezon uzamayacak. Yurt içi pazarda da sezon yılbaşının sonuna kadar uzayacak diye düşünüyorum.
Peki Kaan Bey, şimdi az önce havalimanı kısmında da konuştuk Sayın Şener'le birlikte. İki önemli faktör var dedi kendisi. Siz de bahsettiniz. Aşı konusu ve sınırların kaldırılması konusu elbette. Tabii tüm sektörleri, birçok sektörü etkilediği gibi turizm de önemli konuların başında geliyor. Aşı anlamında da hatta birçok iş dünyasının da çağrısı da var aşı olmayanlara yönelik. Bu konuda ne dersiniz? Nasıl bir süreç burada karşımıza çıkıyor? Sizin var mıdır buna dair mesaj? Bizim kendi otellerimizde 2350 personelimiz var. Aşılanma oranımız %90'ın üzerinde. Aşılanmayan arkadaşlarımızın da neredeyse tamamına yakını sağlık sebeplerinden dolayı aşılanmıyorlar. Hamilelerimiz var. Farklı hastalıkları olan arkadaşlarımız var. Onun için aşı olmayı tercih ediyorlar. Bizde özellikle turizm sektöründe biz bunu pazarlamada da çok etkin kullanabilirdik aslında. Ama çok kullanamadık açıkçası. Aşılanmadan insanların tatil yapabilmeleri belli bir süre sonra mümkün olmayacak. Ben bunu görüyorum. Özellikle Avrupa'da bu bir trend. Ama biz de Avrupa'yı takip etmeye başladık. Aşı karşılıkları oluştu. Kişinin kendisi eğer evinden hiç çıkmayacaksa aşı olmamasını anlayışla karşılayabilirim ben. Ama eğer hem turistik faaliyette bulunacak, hem etrafta dolaşmayı tercih edecek, restoranları kullanmaya devam edecek. Bu anlamda aşı olmamayı tercih etmesi bir bencillik olarak değerlendiriyorum. Bu bencilliğin de kimsenin aklında olmadığını düşünüyorum. Açıkçası turizm sektörü olarak sivil toplum kuruluşlarında muhakkak her dönem vurguluyoruz. Biz aşılanmayı çok ciddiye alıyoruz. Aşılanmanın oranının artmasıyla birlikte ülkemiz hem sağlık anlamında hem ekonomik anlamda çok ciddi bir ivme yakalayacak. Bundan gelin el birliğiyle vazgeçmeyelim, aşılanmayı elimizden geldiği kadarıyla arttıralım diyoruz. Biz etrafımıza ulaşabildiğimiz her yerde aşılanma oranlarını arttırıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında alınan görevlerde bunun üzerine çok büyük bir görev düşer, yükümlülük düşer. Omuzlarımızda ağır bir yük vardır bizim turizmcilerin. Ama diğer sivil toplum kuruluşlarında bu şekilde davranmayı açıkçası tavsiye ediyorum. Böyle olmazsa bakın sektörler bu tarz hani Nisan'ın 3. haftasında yaşadığımız bu tarz kapanmayı biz artık göğüsleyemeyiz. Dolayısıyla burada tekrar söylüyorum. Bencil olmamak lazım. Ekonomiyi düşünmek lazım. İnsanların sağlığını düşünmek lazım. Bu anlamda bizim kendi personelimizin de sağlığı çok önemli bizim için. Sadece gelen turistlerin sağlığı değil ki biz onlara karşı da ciddi anlamda sorumluluğumuz var. Onun için bu anlamda açıkçası aşı olmayanın çok bilinçli olmadığını düşünen ekiptenim lütfen aşı olalım diye sizin aracınıza da bir kampanya başlatmış olsak keşke. Peki. Biz turizmciler bunu becerdik ama diğer sektörler zannediyorum biraz arkadan geliyor. Bütün sektörler aynı ivmeyle hareket ederse zannediyorum aşılanma oranı Türkiye'de artacak. Çünkü aşı problemi de yok artık. Hani aşı problemi vardı eskiden onu söylüyorduk. Artık öyle bir dert tasa da yok. Dolayısıyla bütün bilinçli herkes aşı olmak için bence bilinçli bir kampanya yapmalı. Birçok sektörün bu noktada çağrısı var. Şimdi az önce ekonomiyi konuşurken belki turizmde çeşitlendirmeyi de konuşmak lazım. Şu an için baktığımızda gündemimiz biraz daha sağlık, dediğimiz gibi aşı sınırların kaldırılması belki ama turizm çeşitlendirmesi de elbette önemli. Şimdi sağlık turizmini konuşuyoruz ki bu noktada aslında pandemi sürecinden beri önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan yine kültür turizmi, kongre mayıs turizmi de önemli. Ne dersiniz bunlara dair yeni gelişmeler var mı sektörde? Bu noktada da ekonomiye katkısı nasıl olur önümüzdeki süreçte? Pandemi dönemi öncesinde de turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini çok çeşitli platformlarda sürekli vurguluyoruz. Ama esas burada ana konu pandemi döneminde turizm çeşitlendirmesi içerisinde en büyük zararı mayıs turizmi. Yani Meeting, Incentive, Convention, Exhibition dediğimiz toplantı ve kongre turizmi çok ciddi anlamda, çok yani %100'e yakın bir oranda etkilenmiştir. En vahim tablo oradadır. Ben artık toplantı gruplarının ve kongrelerin de yapılabilmeye başlaması gerekiyor. Özellikle sizler de biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle kongre aylarıdır. Eylül ayı itibariyle kongre ve toplantı gruplarının aylarıdır. Bu dönemlerde aşılanmanın da hızlanmasıyla birlikte bu grupların gerçekleşebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben daha önce de bu çağrıda bulundum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda altyapı olarak çok uygun. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tarz organizasyonların rahat yapılabilmesi gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında mayıs turizmin çeşitlendirmeli bir numaraya çıkması ve özellikle de önünün açılması gerekiyor. Çünkü bu anlamda gerçekten en büyük zararı o gördü. Kültür turizmi dediğimizde tabii bir parça ben aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu'na da görev yapıyorum. Türkiye'nin tamamına yakınını o yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla görüyoruz, takip ediyoruz. Özellikle kültür turizmi anlamında Karadeniz'in
Kapadokya'nın, İç Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun çok ciddi anlamda bir kaybı olduğunu gördük. Bu kayıptan dolayı da bayram yani bayram döneminde herkes deniz, kum, güneş tatili yapmadı. Kültür turizmine de ağırlık verildi. Bunun da sayılarına ulaştık biz. Ama sağlık turizmi dediğiniz zaman sağlık turizmi türevleri gereği bu dönemde gerçekten onlar da çok zor bir dönem atlatıyorlar. Ama Türkiye sağlık turizminde yaratmış olduğu altyapıyla, hastane altyapısıyla, turizm altyapısıyla çok avantajlı. Özellikle BDT ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden ve Kuzey Afrika'dan çok ciddi anlamda bir turist profili sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih ediyor. Son dönemlerde gördüğümüz kadarıyla Doğu Avrupa ve Balkanlardan da ilgi var. Bu anlamda baktığımızda hem kültür turizmi, hem sağlık turizmi, hem de maç turizm bizim çeşitlendirmeye çok ciddi anlamda katkı olacak. Bu anlamda da bir parça deniz, kum, güneş için ülkemize tatile gelenlerin de aslında bu konuyla bilgilendirilmesiyle birlikte belki tatilini belli bir süre içerisinde deniz, kum, güneş olarak tercih edenler belli bir süre sonra kültür turizminde veya sağlık turizminde tekrardan bizim misafirimiz olabilecekler. Bu anlamda da pazarlamayı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu bu vesileyle. Turizm Geliştirme Ajansı bununla ilgili çok doğru işler yapıyor. Tüm Avrupa'da, tüm Afrika ülkelerinde, özellikle Orta Doğu'da, CIS ülkelerimiz, BDT ülkelerinde çok ciddi pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor. Doğru işler yapılıyor. Bunun da sonuçlarını inşallah pandemi döneminin sonuna doğru orta dönemde alacağız gibi düşünüyorum. Peki Kaan Bey, turizmde yatırımlar ne düzeyde diye soracağım ama bir yandan da duyumlar alıyoruz. İç turizmin hareketlenmesiyle birlikte aslında geçen seneden bu yana yeni yatırımlara da şahit olduk. Sizin bu anlamdaki değerlendirmeniz nasıl olur? Var mıdır yeni yatırımlar? Türkiye turizm anlamında, yatırım anlamında çok avantajlı bir ülke. Fakat pandemi döneminde tabii ki turizm sektörünün görmüş olduğu bu kayıp yatırımcıyı da etkiledi. Ama dünya, eskiden biliyorsunuz bütün problemler Türkiye'ye özgü problemler gibi gösterilirdi. Artık problemler global. Hele bu pandemi tamamen global bir problem olduğu için yatırımcıyı o anlamda etkilemedi. Çünkü turizm yatırımları belki de dünyada ilk defa negatife döndü. Türkiye için baktığınızda hani el değiştirmeleri ben yatırım olarak değerlendirmiyorum ama yabancı yatırımcıya baktığınızda yabancı yatırımcı genellikle otel satın alma yönüyle Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Bu anlamda da finansal gücü daha zayıf olan bölgeleri tercih ediyorlar. Oradaki otelleri tercih ediyorlar. Bu anlamda yeni yatırım yapacak olan yabancı yatırımcıyı ülkemizde görmeyi arzu ediyorum. Ama elimizdeki değerin daha indirimli fiyata satılmasını uygun görmüyorum bir yatırımcı temsilcisi olarak açıkçası. Bu anlamda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha yatırımcının, Türk yatırımcının yanında olmak gerekiyor. Tabii ki yabancı yatırımcı çok önemli, bizler için çok çok önemli. Ama yabancı yatırımcı yeni yatırımlarla ilgili Türkiye'de görmek isteriz. Sıfırdan yatırım yaparlarsa daha mutlu oluruz diyebiliriz. Ama bu anlamda Türkiye'nin Antalya kıyıları, güney kıyıları çok cazip. Ama Türkiye'nin diğer cazip olan bölgeleri de var. O bölgelerde de değerlendirmek lazım. İç Anadolu'yu değerlendirmek lazım. Ege'yi değerlendirmek lazım. Marmara'yı değerlendirmek lazım. Bu anlamda baktığımızda şu anda yatırım inmesi açıkçası turizmden yana değil. Ama yakın planda turizm yine kendi türevlerine, kendi uzuvlarına tekrar geri dönecek. Bu anlamda yatırımcıyı tekrardan ülkemize çekeceğiz diyebiliriz. Aslında turizmciler başarılı bir süreçten geçti. Bunun beraberinde bir markalaşma süreci devam eder mi? Şimdi mesela örnek verelim, Ruslar tatillerini, rezervasyonlarını iptal etmediler. Bir Antalya bunun için marka ülkelerin başında geliyor yani turizm dediğimiz zaman ama markalaşma ülkeler açısından, şehirler açısından artık önemli hale geldi. Bundan sonraki süreçte gelir mi böyle şehirler? Ne dersiniz? Türkiye'siz ve Antalya'sı bir dünya turizmi olamaz. Her zaman söylüyorum. Türkiye'mizin, ülkemizin her yeri çok güzel. Bu anlamda ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir söz var. Biz dünyanın en değerli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Biz de dünyanın en değerli toprakları üzerinde turizm faaliyetinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki Antalya gibi farklı markalar yaratmamız gerekiyor. Ama baktığınızda İstanbul'da kendi başına bir marka, tüm Karadeniz'e baktığınızda Karadeniz'de kendi adına bir marka, Güneydoğu Anadolu bir marka, Doğu Anadolu bir marka, ülkemizin her yeri aslında çok güzel, Kapadokya ayrı bir marka. Bu şekilde değerlendirmemek lazım. Yani sadece tabii ki sistem Antalya üzerine yoğunlaştı. Neden yoğunlaştı? Bu da çok basit bir hesap var. Bakın 2019'da 16 milyon turist gelmiş Antalya'ya. Bu çok büyük bir rakam. Hani Gazipaşa da belli bir ülke alıyor ama 1,5 milyon kişi geliyor Gazipaşa'ya da. 14,5-15 milyon insanın inmiş olduğu bir Antalya Havalimanı var.
bu anlamda dünya lideri bir durumdayız. Hani turizmin nasıl G7 var, G20 var, turizmin de bir T7'si olsaydı Türkiye, Antalya ve kendi turizm potansiyeliyle birlikte bu T7'nin içerisinde olacaktı. Şu ana kadar yaratmış olduğumuz en büyük markamız bizim aslında Türkiye markası. Yani sadece Antalya dememek lazım. Türkiye turizminde ciddi anlamda bir marka. Biz aslında turizme bir parça rakiplerimizden geç başladık. Yani 20-25 yıl arkadan geliyoruz. Ama çok ciddi bir ivme yakaladık son 10 yılda. Bu ivmeyi de ciddi pazarlama faaliyetleriyle pekiştiriyoruz. Bunun da sonuçlarını almaya başlamıştık ki bu pandemi geldi başımıza. Olsun, herkesin başına geldi bu pandemi. 2019 rakamlarımıza da inşallah 2023 gibi ulaşacağız. Sonra da hedeflerimize hep birlikte bakacağız. Ama kesinlikle şunu söylüyorum. Türkiye'siz, Antalya'sız bir dünya turizmi artık olamaz. Bunu çok net herkese söyleyebiliriz. Peki Kaan Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler, değerlendirmeler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Kolay gelsin. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kaan Kavaloğlu bizlerle birlikteydi.